Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok uzun süredir, belki yıllardır doğru düzgün hisse senetleriyle ilgili bir analiz yapmıyorum arkadaşlar. Bugün baktım tavan yapan hisseleri bir inceleyeyim dedim. Bunlardan bir tanesi de Boş Fren'di arkadaşlar. Boş Fren'le ilgili şu an için kısa bir değerlendirme yapacağım. Ama bir yıl önce, belki 1,5 gün önce çalıştığım çalışmalara bakıyorum. Grafiklerime bakıyorum. Nokta atışlı arkadaşlar. Hepsi nokta atışlı böyle. Yani ben grafikleri çizmişim. Tahta oynamış. Şimdi gelelim Boş Fren'e. Ne yapabilir? Bakın güzel bir yükseliş sergiledi. Tavan tavan götürüyorlar. Bu nereye kadar gidecek? Bakın arkadaşlar. Tahta 2019, hatta bu kanaldayken 2018'lerde, 2019'larda şu an yeni trend kanalını oluşturmuş. Ve bu kanalda hala korumaya çalışıyor. Ara ara düzeltmeler yapıyor ama şimdi kıramadığı bir direnç bölgesi var arkadaşlar. Satış yedirdiği direnç bölgesi. Bunu ne zaman zorlamış? 2023'ün Ocak ayları gibi yıl başında, yani yılın başında bu hareket gerçekleştirilmiş ve tabii ki düzeltme yapmış arkadaşlar. Bakın nereden nereye gelmiş, düzeltme yapmış ki bu da normal, zaten yapması gerekiyordu. Şimdi ne yapıyor? Şimdi tekrar aynı noktayı zorluyor. Kırabilir mi? Arkadaşlar pazartesi günü açılışta direnç bölgesi olduğu için satış yeme olasılığı çok fazla. Eğer ki endeks iyi olursa tabii ki muhtemelen yukarısını atma ihtimali de var, ama endeks ufak bir zayıflık olursa ufak düzeltmeler gelebilir. Yani artı 3 ile açar, artı 4 ile açar, sonra satış yer eksiye dönebilir. Bu ihtimal de var. Peki neyi takip etmemiz lazım? Bir arkadaşlar yukarıda nokta atışlı hemen hemen ay rakamları verelim. 10.441 arkadaşlar, birinci bölge. Muhtemelen bunun üzerine iğne de atabilir ve bu iğneyle nereye kadar gidebilir? 10.000, 11.074'lere kadar. 11.074'lere kadar gidebilir. %13 yukarısına kadar tabii ki. Ama bu bölgelerde arkadaşlar muhtemelen satış yeme olasılığı çok fazla. Çünkü direnç bölgeleri. Kırmakta zorlandı direnç bölgeleri. Peki üzerinde kalıcılık sağlarsa ne var? Arkadaşlar üzerinde kalıcılık sağlarsa 14.494, %48 yukarısı ve yukarıda nihai hedef olarak 16.169. Çok büyük rakamlar. %65 yukarısı. Ama arkadaşlar şu an saydığım bölgelerde satış yemezse bir sonraki hedefte beklenmek lazım, ama bu kanala kadar da getirirlerse ben bu kanalı kesinlikle satış beklerim. Niye? Bakın arkadaşlar kanalın artık zirve noktası. Gördünüz mü? Şu an aslında normal şartlarda bu bölgelerde ufak satışlar gelmesi lazım. Düzeltmeler gelmesi lazım. Pazartesi bile düzeltmeye maruz kalma ihtimali çok yüksek. Ki kalmasa, yavaş yavaş da azar azar da çıkarırlarsa kanal zirvesi bu arkadaşlar. Kanal zirvelerinde muhtemelen ben düzeltme beklerim. Peki pazartesi düzeltme yaparsa ne yapabilir? Yukarı kıramazsa, satış yerse nereye kadar gelebilir? 1. Şu an eğer satış yerse %10 aşağılara kadar arkadaşlar çekilebileceği, yani artı 3 ile artı 4 ile başlayıp eksiyle tamamlayabilir, bir ihtimal de var. Yani 9.060'lara kadar. Ki bu bölgede tutunamazsa aşağıda ne var? Aşağıda 7.989'lara kadar çekilme yapabileceği bölgeleri var. Yaklaşık %19,5 aşağısı. Daha aşağı sarkar mı? Arkadaşlar endeksle ilgili çok ciddi bir şey olmadığı sürece ben çok daha aşağılara sarkacağını düşünmüyorum. Çünkü burada tahtanın nihai hedefi muhtemelen şu kanal zirvelerini gösterecekler. Hatta kanal zirvelerini bir tık üzerine de atabilirler. Ama yani artık %60, %50 yukarısı düzeltme bölgelerine artık çok yakın demektir, eğer ki böyle bir hareket sergilerse. Ve ben o bölgelerde kesinlikle satış beklerim. Düzeltme beklerim. Şu an için yakın zamanda haftalık bazda yani gördüğüm benim bunlar arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Hisse senetleriyle ilgili çok güzel nokta atışlı. Şunu kapatayım arkadaşlar. Çok güzel nokta atışlı analizlerimiz vardı ama uzun süredir çalışma yapıyorum. Video altına incelemesini istedikleriniz varsa onlara da fırsatım ve zamanım ölçüsünde bakmaya çalışırım arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hala abone olarak da özellikle bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok fazla uzun video olsun istemiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.